Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bahçemde yetiştirmiş olduğum tazecik nane yapraklarını nasıl kurutmuşum onun tarifini göstereceğim size. Sizler de benim gibi böyle bahçenizde nanenizi yetiştiriyorsanız, balkonunuzda, saksınızda kendi nanenizi kendiniz kurutabilirsiniz. Öncelikle bir makas veya bıçak yardımıyla ya da elinizle nanelerimizi topluyoruz. Nanelerimizi bu şekilde üstten makasla kestiğimiz zaman köklerinde tekrardan yeniden filizlenmeye başlıyor. Gördüğünüz gibi. Bunlar 1-2 hafta içerisinde yeniden çoğalacaklar. Çoğaldığı zaman onları da size göstereceğim. Saksımda ben yine sarımsaklarımı ekmiştim. Sarımsak da yetiştiriyorum. Taze taze güzel oluyor bunlar. Tüm nanelerimizi kestik. Şimdi bolca suda iyice yıkıyoruz. Birkaç suda temizleninceye kadar yıkayalım. Çünkü üzerine toprak, börtü böcek vesaire olabiliyor. Çok temiz, güzelce yıkanması gerekiyor. Birkaç sudan iyice geçiriyoruz. Yıkamış olduğunuz nane yapraklarını dilerseniz komple saplarıyla birlikte kurutabilirsiniz. Ya da tek tek böyle yapraklarını bölüp o şekilde de kurutabilirsiniz. Tercih size kalmış. Nanelerin kalın saplarını ben atmıyorum. Onları da ayrıca kurutacağım. Kışın nane limon çayında kullanacağım. Bu şekilde bir rendeye de rende yardımıyla da yapabilirsiniz. Böyle de çok rahatlıkla yapraklar birbirinden ayrılıyor. Yıkayıp ayıklamış olduğumuz yapraklarımızı bir tepsi içerisinde bezin üzerine seriyoruz ve güneşte bir gün boyunca suyunu çekmesini bekliyoruz. Bir günün ardından doğrudan güneş almayan bir odanızda gölgede mutlaka kurutunuz. Güneşte kurutulan yapraklar kararacaktır ve kötü bir renk olacaktır. Yeşil olmaz. Bu yüzden gölgede mutlaka kurutmanız gerekiyor. Evet, 2 hafta sonra gördüğünüz gibi nane yapraklarım bu boya geldiler. Gördüğünüz gibi önceki kestiğim dallar arasında duruyor. Sarımsaklar da büyüdü. Yeşil yeşil bu şekilde sarımsakları da koparıp cacıkta vesaire de kullanabilirsiniz. İki hafta içerisinde, ben 2 hafta beklettim. Aslında 1 hafta içerisinde kuruyorlar. Fakat videoyu önce çekebildim. Kurumuş olan yapraklarımızı bir kevgirin üzerine alıyoruz. Elimizle iyice ovuşturuyoruz.
şekilde kevgirin üzerinde yapmamızdaki amaç, büyük sap kısımları varsa içerisine girmesin çorbamız. Çorbalarda ya da yemeklerde kötü görünüyor. Çok sert oluyorlar. Gördüğünüz gibi mis gibi evimizde nanemizi kuruttuk. Bu şekilde yapın. Emin olun bir daha dışarıdan nane satın almak istemeyeceksiniz. Nanelerinizin saplarını toprağa ekerseniz yeşilken hemen yeniden çileniyorlar. Saksıda, evinizde, balkonunuzda siz de nanenizi yetiştirebilirsiniz. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bir başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.